Proto bilgisayar teknik yayınlar kuşağının bir diğer konusu olan Autodesk Revit 2021 ortak platform ve map yenilikleri webinarımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan Revit yazılımının son sürümü olan 2021 versiyonuna ait yeniliklerden bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere Nisan ayı başlarında Revit'in yeni versiyonu kullanıcıların kullanımına sunulmuştu, lansmanı yapılmıştı. Eğer indirmemiş olanlarınız varsa ekranda görmüş olduğunuz adresten Autodesk'in kullanıcı hesabınızla girerek All Product and Services başlığını tıklayıp sonrasında sizin tanımlı olan ürünleri görebilirsiniz ve burada kurulum dosyalarına ve seri numaralarına ulaşabilirsiniz. Ekranda görmüş olduğunuz özellikler ve iyileştirmeler bu yıl Revit'e eklenen disiplinden bağımsız ortak konular olabiliyor platform dediğimiz platform yenilikleri. Bununla birlikte mimari, statik, mekanik ve elektrik disiplinlerindeki yenilikler ve iyileştirmeler de yapılan konuları gösteriyor. Bugün sizlere sunumumuzun başında da söylediğimiz gibi sadece ortak platform ve map geliştirmelerini anlatacağım. İlerleyen günlerde de mimari ve statik konularla ilgili yenilikleri konusundaki uzman arkadaşların yapacağı webinarlarda izleyebilirsiniz. Onların tarihleri sizinle paylaşılacak. Bu slaytta çok fazla detaya girmeden konu başlıklarına bir göz gezdirmeniz için biraz bekleyelim. İlerleyen kısımlarda zaten detaylarına değineceğim. Evet, konumuza platform yenilikleriyle başlayalım. İlk yeniliğimiz PDF ve resim gibi bilgi ya da çizim içeren dosyalarınızın projenize link olarak alabilme üzerine yapıldığını görüyoruz. Hatırlayacağınız gibi 2019 ve öncesi versiyonlarda plan ya da pafta gibi iki boyutlu görünüşlerinize resim çağırıp yerleştirebiliyordunuz. Tabii bu işlemler o zamanlar sadece import yoluyla yapılabiliyordu. 2020 versiyonunda buna ek olarak PDF dosyaları da import edilebilir hale gelmişti. 2021 versiyonunda ise artık bu dosya türleri yani PDF ve resimler link olarak projemize alabileceğiz, içerisine bağlayabileceğiz. Böylelikle proje dosyalarımızı şişirmeden yani daha fazla yer kaplamasının önüne geçerek böylece açılış sürelerini de kısaltmış olacağız. Link edilmiş dosyalarımızı, projelerimizi her açtığımızda yeniden yükleneceği için böylelikle en güncel haliyle kullanma şansına sahip olacağız. Ek olarak dosyalarımızı bilgisayarınız ya da şirket serverınız gibi yerel kaynaklardan linkleyebileceğiniz gibi isterseniz bulut servislerinden de linkleyebiliyorsunuz. Sonrasında linkli dosyalarımızı yine yönetebilmek adına insert sekmesini kullanabiliriz. Burada hani manage link vardır bilirsiniz. Buradan toplu işlemler gerçekleştirebiliriz. Yine sekmeler eklendi PDF ve resimler için. Örneğin linkli dosyayı kaldırma, yeniden yükleme, silme gibi bir takım işlemler yapabileceğiniz gibi link olarak içeri aldığınız dosyaları sonrasında import butonu da vardır alt tarafta. Bunu projenize gömmenize olanak sağlıyor bu. Hani bind gibi bir özellik aslında. Yine bakın sol tarafta show butonunu görmüşsünüzdür. Manage sekmesindeki, özür dilerim, manage link penceresi içerisindeki. Bu da seçmiş olduğunuz linki projedeki yerini bulmanıza yardımcı oluyor. Sizi oraya götürüyor. Bu bir resimse resime götürüyor ya da PDF dosyası ise nerede yerleştirilmişse o görünüşe sizi atıyor olacaktır. Bakın burada da videoda da zaten bir çizim olarak yerleştirdiği bir resim ya da PDF'i üzerinde çizim yapmak için kullanıyor. Evet, şuradaki show butonundan bahsediyorum. Yine görebileceğiniz üzere buradan bunlar yönetilebiliyor arkadaşlar. Diğer bir özelliğimize baktığımızda bulut modellerin depolanması noktasında gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bildiğiniz üzere iş paylaşım yani worksheet dediğimiz bulut modellerimiz önceden Amerika kıtasındaki sunucularda depolanabiliyordu. Bu yenilikle birlikte artık Avrupa kıtasındaki sunucular için de depolama seçeneği aktif hale getirildi.
Böylelikle bu dosyalarınızı Avrupa merkezli sunucularda depolayabilirsiniz. Bu bir nebze de belki hız anlamında size pozitif geri dönüşler sağlayabilir. Tabii burada dikkat edilmesi gereken nokta şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi BİM 360 hesabınızı aktif ederken Avrupa konumunu seçerek ilerlemiş olmanız gerekiyor. Bu detayı kaçırmamak lazım. Evet, bir sonraki yeniliğimiz proje navigasyonu, yani BİM 360 proje navigasyonu ile ilgili bir kolaylık sağlanmış. Bildiğiniz üzere 2019'a bir versiyonuyla başlayan bulut projenizde Revit'in açılış ekranından erişebilme özelliğinde bu versiyonda iyileştirmeler yapılmış. Örneğin BİM 360 üzerinde onlarca projeniz var diyelim. Ve arama butonunu kullanarak proje listelerinde hiç kaybolmadan o projeye geçebiliyorsunuz ve o projenin dosyalarını görüntüleyebiliyorsunuz. Sonrasında tıkladığınızda da zaten Revit'in içerisinde açılıyor olacaktır. Videoda da zaten gözüküyor. Bakın yukarıda arama butonundan arattırdığınızda ilgili projeye gidebiliyorsunuz. Bunun alt klasörlerini görebiliriz. Ve tıkladığınızda da zaten içerisine girecektir. Bakın sağ tarafta Go to BIM adında bir buton var. Buna tıkladığınızda sizi BIM 360 servislerine internet tarayıcınızı açarak götürüyor. Buradaki amaç aslında buluttaki dosyalarınızı daha kolay erişebilmenize yardımcı olmak. Şöyle devam ettirelim. Tıkladığınızda bakın Internet Explorer gibi bir tarayıcı da açar. Sonrasında da oradan işleme devam edebilirsiniz. Evet, bir sonraki yeniliğimize baktığımızda özelleştirilebilir çalışma arayüzü olduğunu görüyoruz. Bilgisayarınıza Revit 2021'i kurduktan sonra ilk açtığınızda sağ taraftaki gibi bir pencere göreceksiniz. Şöyle biraz geriye alayım. Bakın şu pencereyi göreceksiniz. Burada size Revit kullanırken çalışacağınız ya da çalışmayı düşündüğünüz disiplinleri ve ana iş rolünüzü soracaktır. Yani mimar mısınız, mühendis, tekniker, BIM yöneticisi, şehir plancısı, firma sahibi ya da bir öğrenci de olabilirsiniz. Burada birçok seçenek mevcut. Yani nedenine gelince de bildiğiniz üzere Revit birçok disiplin ve alt disiplin tarafından kullanılan bir yazılım. Çalıştığınız süre boyunca işinize yaramayacak ya da hiç kullanmayacak olduğunuz sekmeler ya da komutlar olabilir. Örneğin elektrik projeleri çizen birisiniz ve statik taraftaki çelik ya da prekast gibi özellikleri kullanmayı düşünmeyebilirsiniz. İşte bu pencerede vereceğiniz bilgiler doğrultusunda Revit sizin için kişiselleştirilmiş bir çalışma arayüzü oluşturacak ve istemediğiniz özellikleri gizleyecektir. Tabii bu seçimler sonrasında değiştirilebilir. Şu an ekranda da görmüş olduğunuz gibi. Gizlediğiniz bu özellikleri tekrar kullanmak istediğinizde önceden de hatırlayacağınız üzere File menüsünde az önce girmiş olduğu gibi Options penceresine giderek şurada User Interface kısmı vardır bilirsiniz. Buradan istediğiniz özellikleri tekrar aktif ya da deaktif hale getirebiliyorsunuz. Yani bunu açılışta bir özellik olarak yerleştirmişler sadece. Evet. Bir sonraki platform yeniliğimiz, şöyle durduralım. Listelerin satırlarını renklendirme ile alakalı. Önceki sürümlerde Revit'te oluşturduğunuz bu tablolar ya da metraj listeleri bilgilerinin, yani şu arkadaki görmüş olduğunuz gibi, okunabilirliği ile ilgili ya da satırın takibi, yani sağa doğru takip etmekte sıkıntılar yaşayabiliyorduk. Bu yeni sürümde oluşturmuş olduğumuz listelerin görünüm ayarlarına giderek ardışık devam eden satırlarda açılan renk skalasından şu anda ekranda görebildiğiniz üzere buradan bir renk atayabiliyoruz ve bu renkleri oluşturulan her liste için ayrı ayrı da yapabiliyoruz. Yani farklı renkler de kullanabiliriz. İlla hepsi aynı olmak zorunda değil renklerin. Her bir liste için ayrı ayrı yapılabiliyor bu. Hatta şu da olabiliyor, bu bazı listeler için açık hale getirilebilir, bazı listeler için kapatabilirsiniz. Ya da paftaya eklediğiniz zaman renkli gözükmesin, normal standart haliyle gözüksün şeklinde tanımlamalar yapılabiliyor.
Evet, buradaki seçenekler aslında. Şöyle biraz geriye alalım. Evet, şurada görmüş olduğunuz seçenekler. Bu yeni özellikle birlikte artık daha okunaklı listeler oluşturmamız mümkün hale getirildi. İlk satır için bir renk atadı, ikinci satır için başka bir renk atadı. Ve bunu paftalara yerleştirildiğinde gözüksün ya da gözükmesin şeklinde bir tik vardı, onu açıp kapattı. Ve artık bunu paftalarınızı bu şekliyle kullanabilirsiniz. Devam edelim. Bir diğer özelliğimiz yeni eklenen altyapı disiplini ve köprü kategorileri konusu. Bildiğiniz üzere Revit birbiriyle koordineli tasarımlar oluşturmanız için multidisipliner BIM yetenekleri sunan bir yazılım. Bu anlamda Revit içerisinde köprü tasarımını daha iyi destekleyebilmek adına Revit'in var olan özelliklerini her geçen yıl geliştirmeye çalışıyorlar. Özellikle Navisworks ve Revit ile birlikte çalışan inşaat mühendislerinin de iş akışlarını desteklemek amacıyla halihazırda var olan kategori filtrelerine Infrastructure, bakın yukarıdaki resimde de görebilirsiniz, adında bir kategori eklendi. Bu altyapı filtresiyle birlikte etiketlerinizde ya da oluşturduğunuz listelerde, obje stillerinde veya görünüm ayarlarını düzenlerken kullanabileceğiniz 26 tane model tarafında, 20 tane de notasyon tarafında yeni kategori eklendi. Ve son olarak da yine altyapı tasarımlarını desteklemek amacıyla US Survey Foot adında şu alt tarafta bakın görebilirsiniz bir birim daha eklendi. Eğer arazi verileriniz US Survey Feet ya da Foot kullanıyorsa bunu Civil 3D ve Revit arasında koordinatların eşleşmesini sağlama noktasında kullanabiliyor olacaksınız artık. Evet, diğer bir ortak platform yeniliğimiz Dynamo 2.5 versiyonu ile alakalı. Bildiğiniz üzere birkaç senedir Dynamo kurulum esnasında, Revit'in kurulum esnasında otomatik olarak kendi içerisine beraber geliyor, kuruluyor. Tabii bu versiyonla birçok yeni fonksiyon eklendi ve hatalarda ya da performans yönetimi noktasında iyileştirmeler yapıldığını görüyoruz. Örneğin çalıştığınız bir Dynamo script dosyasında gerek duymuş olduğunuz paketleri, yani packages dediğimiz şeyleri sağ tarafta bakın resimde de görebilirsiniz. Workspace References penceresinden görüntüleyebiliyorsunuz. Yani bir script var elinizde ve içerisinde kullanılması gereken bir takım packages'lar var. Lazım bunlar. Bunları sağ tarafta görebiliyorsunuz. Bunlar sizde yüklü mü ya da eksik mi? Bunların versiyonlarını da buradan takip edebiliyorsunuz. Yine üst taraftaki resimde görebileceğiniz üzere Package Manager arayüzünden bir arattırma yaptığınızda sonuçları program bazında filtre ettirebiliyorsunuz. Yani o programla ilgili paketler karşınıza gelecektir. Yine ek olarak Revit modelinizde yani değişiklik yapan büyük grafikler için performans iyileştirmeleri yapıldı. Yani burada çok büyük bir rakamdan bahsediyor. %90'lar mertebesinde söylüyorlar. Çalışma süreleri bayağı azaltıldığını iddia ediyorlar. Devam edelim. Evet, bununla birlikte yine Dynamo tarafında kullanıcıların sıklıkla talep ettiği koşulları, şartları desteklemek amacıyla Revit elemanlarının geometrilerinin join ya da unjoin edilmesinde, pinlenmesi ya da yani pinin kaldırılması noktasında ya da host edilmiş elemanların listesinin çekilmesinde kullanabilecekleri 10 tane yeni Revit nodu eklenmiş. Sağ tarafta görebileceğiniz notlar bunlar. Yani bu yeni eklenen Revit fonksiyonları ile Dynamo'nun sağladığı otomasyon beraberinde artık kullanıcılar daha üretken ve verimli çalışabilecekler. Diğer bir özelliğimiz görünüm filtrelerinin aktif ya da pasif edilmesiyle alakalı. Şöyle şurada durdurayım. Evet.
Bildiğiniz üzere visibility grafikte yer alan filtreler, çizdiğimiz modellerde oluşturduğumuz sistemlerin işte havalandırma ya da elektrik tarafıyla ya da borulama tarafıyla oluşturmuş olduğumuz sistemleri bir takım kural ya da kriterlere göre görünümünü açıp kapatabildiğimiz ya da görüntü özelliklerini değiştirebildiğimiz bir araç. Yani bunu zaten halihazırda kullanıyoruz. Artık bu filtre penceresine giriş yaptığınızda sol tarafta bakın görebileceğiniz üzere ilk satır, daha doğrusu sütun, Enable Filter adında bir yer var. Bunun temel fonksiyonu eklemiş olduğunuz filtreleri listeden kaldırmanıza gerek kalmadan aktif ya da pasif hale getirmek. Şöyle devam ettirelim videoyu. Bakın şurası. Yani daha iyi anlamak için konuyu biraz da açarsak eğer, atıyorum bir filtre oluşturdunuz ve bunu var olan herhangi bir görünüşe uygulattırdınız ve işte nesnelerin görünümünü açıp kapatabiliyorsunuz artık. Çizgi tipini, kalınlığını, rengini değiştirebiliyorsunuz ya da bir tarama eklediniz, onu da kontrol edebiliyorsunuz. Her şey gözüküyor normal. Ama sonrasında o görünümü eski haline, standart haline getirmek istiyorsunuz. İşte burada bu filtreyi kullanmak istemiyoruz dediğiniz noktada gidip bu Enable Filter'ı buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Yani o filtreyi oradan kaldırmanıza gerek yok. Sonrasında tekrar uzunca bir listenin içerisinden arayıp bulmanıza, eklemenize gerek yok. Direkt sonucu görmek için oradan o Enable Filter'ı açmak ya da kapatmak yeterli. Hiç teferruata gerek yok yani. Bunu bu şekilde kullanabiliyoruz. Değişimi de görebiliyoruz. Evet, diğer bir yenilik etiketlerin döndürülmesi noktasında bir takım iyileştirmeler yapılmış. Bu bununla alakalı. Bakın, videoda da görmüş olduğunuz gibi orada bir masa ve sandalye grubu var. Bunu dönderdi ama etiket üzerindeki etiket dönmedi. Eğer etiketin de beraber dönmesini istiyorsak, yani bunu hatırlayacağınız üzere zaten var olan bir özellikti bu. Onun Family Editor'un içerisine girdiğiniz zaman işte Rotate with Component adında bakın yukarıdaki resimde de görebilirsiniz. Böyle bir tik vardı ve bunu aktif ettiğiniz zaman dönderdiğinizde nesneyi o da onunla beraber dönüyor oluyordu. Peki buradaki iyileştirme nedir diye baktığımızda bu bazı kategoriler için Family Editör'ündeki o Rotate with Component çalışmıyordu. Yani her kategoride bu çalışmıyordu. Orada öyle bir seçenek var ama tıklıyorsunuz ama sonucu göremiyorsunuz. Bu olan bir şeydi. İşte bu aktif olarak çalıştığı kategorilerin sayısı arttırıldı burada. Yine örneklerden bir tanesi işte furniture kategorisi. Girip baktığınızda bakın videoda da şimdi gösteriyor olacak. İçerisine çift tıklayarak giriyoruz. Etiketi de edit ediyoruz. Sol taraftaki bakın Rotate with Component'i açtık. Ve değişikliği gönderiyoruz projemize. Gönderdiğimizde beraber dönüyor olacaklar. Dediğim gibi burada bu fonksiyonun çalıştığı kategorilerin sayısı arttırılmış. Evet, bir diğer yeniliğimiz Family'lerdeki boşluk çıkartma tip ve instance parametreleriyle alakalı. Şöyle durduralım. Bildiğiniz üzere voidler yani boşluklar genellikle Revit familylerinde sıklıkla kullandığımız şeylerdir, özelliklerdir. Ve bazı durumlarda da familylerin tipleri arasındaki farklılıkları göstermek amacıyla önemli rol oynarlar. 2021 versiyonu ile birlikte Revit'te family oluştururken kullandığımız void komutu yani Void komutunda kat geometri adında bir parametre getirilmiş. Birazdan gösterecek. Bu parametre family içerisindeki boşluğun kesiştiği geometriyi kesip kesmeyeceğini kontrol ediyor. Bakın şurada kat geometri vardı. Aynı zamanda bu hani yes no adında bir instance ya da tip parametresiyle de ilişkilendirilebiliyor ve projede bu seçilip kullanılabiliyor. Bu sayede elde etmek istediğiniz gösterimi birden çok family üretmenize gerek kalmadan tek bir family üzerinden
gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu geliştirme videoda da izleyebileceğiniz üzere özellikle farklı fikstür ekleri kullanan tezgah familylerinde ya da işte damla kenarı olan pencere familyleri için daha faydalı bir özellik. Bu buralarda kullanılabilir. Bakın burada da gösteriyor. Evet, devam edelim. Platform yeniliklerinin sonuncusuna baktığımızda yine ek bir takım iyileştirmeler yapıldığını görüyoruz. Buradaki en büyük değişiklik Autodesk içeriğiyle ilgili olduğu görünüyor. Artık Revit'in kurulumu esnasında familyler yani kütüphaneler bilgisayarınıza yüklenmeyecek arkadaşlar. Kurulumdan sonra Revit'in içerisinde Insert sekmesine gittiğinizde orada yeni bir buton göreceksiniz. Get Autodesk Content adında. Bakın alt taraftaki resimde gözüküyor. Load Family'nin hemen bir yanında. Buna tıklayarak işte Internet Explorer'ınızda bir sayfa açılacak. Burada hangi ülkeye hangi ülkenin kütüphanesini indirmek istiyorsanız orada listeleniyor. Onları oradan tek tek indirebilirsiniz. Yani bakıldığında şahsen böyle olması daha iyi olduğu gibi gözüküyor. Çünkü Revit kurulumu esnasında kütüphanelerin yüklenmesinde problemler ya da eksik kurulumlar yaşayabiliyorduk. Yani bunu siz de yaşamışsınızdır muhtemelen. Bu yeni yöntemle beraber artık bu problemin önüne geçilmiş gibi gözüküyor. Böylelikle hani kurulum dosyaları da internetten indirdiğinizde daha fazla yani kurulum yaparken bir yandan programın kurulması, bir yandan kütüphanelerin indirilip kurulması işte orada bir konflikt oluşabiliyordu, bir problem oluşabiliyordu. Bu şekilde ayrı ayrı kuruluyorlar artık. Diğer bir iyileştirmeye baktığımızda o da çizgi stillerinde yapılmış. Üstteki resimde görebileceğiniz üzere eski ve yeni versiyonları mukayese edersek eğer Revit'in içerisinde bu hard-coded dediğimiz yani kurulumla gelen sabit çizgi tipleri vardır. Bunlar artık listenin en alt tarafında ve parantez içerisinde alınarak listeleniyor. Bunu bu şekilde eski ve yeni halinden görebiliyoruz. Diğer bir iyileştirmeye baktığımızda o da güneş ve gölgeleme konusunda yapılmış. Lokasyon olarak yani Revit'in içerisinde lokasyon olarak kutup bölgelerini seçtiğinizde buradaki gölgelerin hassasiyeti arttırılmış. Bir de gün doğumu ve gün batımı saatleri projenizin lokasyonuna bağlı olarak güncelleniyor artık. Eğer bunu tanımladıysanız. Ve son olarak ki bu bazılarımız için belki kötü bir haber olabilir. Aramızda kullanan var mı bilmiyorum. Ama Site Designer for Revit diye bir eklenti vardı. Bir de Revit Model Review adında bir eklenti vardı. Bunları duymuş olabilirsiniz. Bu eklentiler artık Revit 2021 versiyonu için güncellenmeyecekmiş. Böyle bir bilgi paylaşmışlar. Evet, sıra geldi MEP yeniliklerine. MEP yeniliklerine baktığımızda daha çok elektrik tarafında geliştirmeler yapıldığını görüyoruz ya da o tarafta iyileştirmeler yapıldığını görüyoruz. Bir öncesinde ne kadar süremiz var ona bir bakalım. Evet, ona göre belki uzatabiliriz ya da geliştirmeye çalışacağım. Umarım çok problem olmaz sizin için. İlk yeniliğimize baktığımızda bu elektrik devre isimlendirmesi ile alakalı olduğunu görüyoruz. Şöyle durdurayım videoyu. Devre isimlendirmesi yani yıllardır verdiğim MEP eğitimlerinde kullanıcıların sorduğu, eksikliğini hissettiğimiz bir istekti. Önceden işte devre isimlendirmelerini sabit ve artan bir sayıyla kendisi otomatik olarak veriyordu. 2021 versiyonu ile birlikte Revit'te oluşturmuş olduğunuz elektrik devrelerine kullanıcı tanımlı isim şemaları oluşturma özelliği eklendi. Yani bir şema oluşturabiliyorsunuz, adlandırma şeması ve bunu siz tanımlayabiliyorsunuz nasıl oluşturacağını. Böylece şöyle devam ettirelim. Böylece örneğin aydınlatma linyeleri için ayrı, işte priz linyeleri için ayrı kodlamalar ya da isimlendirmeler oluşturabilirsiniz. Bunu yapabilmek için şöyle tekrar durdurayım. Elektrik ayarlarına gidiyorsunuz ve orada Circuit Naming, bakın alt tarafta Circuit Naming adında yeni bir satır eklendiğini göreceksiniz. Şöyle biraz geriye gidelim.
Buradan istediğiniz parametreleri ekleyerek bir isimlendirme şeması oluşturabilirsiniz. Sonrasında da varsayılan olarak atayıp panolarınızın özellikler paletinden de bunu seçmeniz lazım. By Project olarak ve bunu kullanabiliyorsunuz. Videoda nasıl yapıldığını gösteriyor zaten. Bunun yanında devre isimlendirme şemalarında kullanabilmeniz için Phase Label ya da Load Classification adında ekstra parametreler eklenmiş. Bu özelliğin sonrasında pano açılım listelerinde ya da cihazlarınızı üzerine ya da kabloları etiketlerken kullanabiliyorsunuz. Bakın şu anda değişiyor zaten isimlendirme ile beraber. Evet, sağ tarafta bakın abbreviation'ları buradan tanımlayabiliyorsunuz. Bu işte yeni gelen özelliklerden bir tanesi. Bunu sadece kuvvetli akım değil, zayıf akım tarafında da kullanabilirsiniz. İşte bu load classification'ları tanımlarında bu kısaltmaları girdikten sonra kullanabiliyorsunuz. Bu özellik aslında programa eklenmesi gerçekten bizim için güzel oldu. Artık global pazarlardaki kullanıcılar desteklenmiş oldu. Yani yapanlara gerçekten teşekkür ediyorum. Evet, diğer bir yeniliğimiz tek faz LN panolarından oluşuyor. Yani monofaze panolarla ilgili bir geliştirme. Revit 2021 versiyonu ile birlikte yani Amerika dışındaki global pazarları da yaygın olarak kullanılan bu dağıtım sistemlerini daha iyi desteklemek için işte monofaze iki kablolu LN panolarını daha iyi desteklemeye başladı. Bu panolarda panel schedules yani pano açılım şablonunu artık sadece tek fazı gösterecek şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Yani üzerinde bir yük bağlı olmadığı diğer fazlar tabloda gözükmüyor olacak. Bakın şu an ABC gözüküyor ama alt taraftakiler normal aydınlatmalar. Şu an evet Hide Column for Unused Phases'ı açtığı zaman alttaki değişimi tabii kaydettikten sonra görebileceksiniz. Evet, sadece C kaldı. Bununla birlikte monofaza panelden gelen yükler bağlı olduğu işte faz bilgisi, beslendiği trifazit ana dağıtım panosu üzerinde o ilgili fazın altında listelenecek ve burada toplanacak. Böylece daha düzgün bir iş akışı sağlanabiliyor. Yine ek olarak panoya atılacak dağıtım sistemi yani distribution sistemi seçerken Revit panonun elektrik konnektörünün üzerinde atanan voltajı ve kutupları kontrol ederek daha uygun yani uygun olmayan dağıtım sistemi seçeneklerini bu listeden kaldırıyor olacak. Ve böylece hataları aslında minimize etmeyi düşünüyorlar. Bu da yine faydalı özelliklerden bir tanesiydi. Evet, şurada görmüş olduğunuz gibi 3 tane panomuz var. Aydınlatma panoları 1, 2, 3 olmak üzere. Ve yukarıda da ana dağıtım panosu var. Burada girilen yükler yukarıda toplanarak listeleniyor. Evet, diğer bir özelliğe baktığımız zaman bu da switchboardların devre adediyle alakalıymış. Hatırlayacağınız üzere switchboardları yani pano ya da trafoları seçtiğimizde özellikler yani properties palette max bir pole breaker adında şu an şeyde de görüyorsunuz, ekranda da görüyorsunuz bir parametre vardı. Bu parametrenin adı switchboard tarafında max number of circuit olarak değişti. Pano ve trafolar üzerindeki ismi de max number of single pole breaker olarak değiştirilmiş. Artık switchboard schedule'ları yani açılımları artık bağlı olan kutup sayısının yerine bağlı olan devre miktarını gösteriyor olacak. Şurada da görebildiğiniz üzere. Devam edelim. Diğer bir yeniliğimiz de yine switchboard'larla alakalı. Burada devre faz seçimiyle ilgili olduğunu görüyoruz. Bu geliştirmeden önce tek ya da iki kutup devreleri bir switchboard'a bağladığınız zaman devreler A fazına bağlanmaktaydı. Kullanıcıların hangi faza bağlanacağını seçebilmesi çok mümkün değildi. 2021 versiyonunda switchboard schedule yani panel açılım listesine girip bir devreye ait satırı seçtiğinizde bakın yukarıda switch phases
adında bir komutun aktif olduğunu göreceksiniz. Bu komutu kullanarak devrelerin bağlı olduğu fazları diğer bir faza çevirebiliyorsunuz, oraya aktarabiliyorsunuz. Bu da böyle bir geliştirme. Devam edelim. Evet. Diğer bir yeniliğimiz Pono açılımların paftanın altında, yani paftaların altındaki kırılımlara eklendiğini görüyoruz. Bu yenilikle birlikte kullanıcılar ihtiyaç duydukları bilgilere, yani daha hızlı ulaşabilmesi açısından getirilmiş bir şey ve tutarlılığı sağlama açısından getirilmiş bir şey. Normalde bildiğiniz üzere bir görünüşü bir paftanın içerisine yerleştirdiğinizde hemen o paftanın altında listeleniyordu bu. Ama panel schedule'lar listelenmiyordu, orada gözükmüyordu. Bu 2021 versiyonunda artık onlar da hemen altında gözüküyor. Şu an videoda da izlediğiniz üzere. Bunun dışında yine arama özelliğinde bu panel schedule'ları arattırma seçeneği getirilmiş. Daha önceden bunu kullanamıyorduk. Bu da getirilmiş hızlı bir şekilde bulamayabilmek adına. Evet, bu da böyle bir özellikti. Devam edelim. Evet, diğer bir yeniliğimiz artık mekanik tarafa geçtik. MEP iş paylaşımı, yani Work Training geliştirmesiyle alakalı. 2021 versiyonunda MEP modelleyen takım üyeleri arasında daha iyi işbirliği sağlamak adına iş paylaşımı özelliğine de bazı iyileştirmeler yapmışlar. Öncelikle yani work sharing nedir, bunu bir değinelim. Biliyorsunuzdur ama yine de bilmeyenler için bir üzerinden geçelim. Bir projede birden fazla kişinin aynı anda çalışabilmesi için gereken bir Revit özelliğidir. Öncesinde bunu projenizi bu şekilde ayarlamanız gerekiyor ki birden fazla kişi aynı anda çalışabilsin. Yine temel özelliklerinden bir diğeri de bildiğiniz üzere bir kullanıcı çizdiği bir parçayı, bir modeli başka bir kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi için önceden bir onay alması gerekiyor, izin alması gerekiyor. Sağ taraftaki örneğe bakacak olursak, bir workset'in sahibi tarafından daha önceden çizilmiş bir havalandırma tesisatı var. Başka bir kullanıcı işte mavi renkteki seçili eleman üzerinde bir değişiklik yapmak istediğini varsayalım. Önceki versiyonlarda, işte 2021 öncesindeki versiyonlarda mavi ile seçmiş olduğu nesneyi kaydırmak istediğinde bu kullanıcı modelin sahibi, yani workset'in sahibi tarafından sadece o nasıl diyeyim seçili elemanla bağlantılı olan diğer elemanların üzerindeki değişiklik hakkını da vermesi gerekiyordu. Yani siz bir nesneyi alıyorsunuz üzerinize ama onlar birbirine bağlı olduğu için hareket ettirdiğinizde hepsini hareket ettirmesi gerekiyor. Ve bunların tüm hakkını karşı tarafa vermeniz gerekiyordu. Bunu Revit kendi alt tarafta yapıyordu. Yeni versiyonda sadece seçili elemana izin verebiliyorsunuz. Böylece geriye kalan diğer elemanları üzerinde değişiklik talebi isteyen kullanıcılara bu hakkı tanıyabiliyorsunuz. Diğer türlü o bir önceki kullanıcı o hakkı vermesi lazım ki diğerlerine siz aktarabilirsiniz. Fakat şu aklınızda yine bulunmalı. Bu yeni versiyonda mavi ile seçili elemanı ödünç alan kullanıcı bu elemanı kaydırmak istediğinde aşağı yukarı doğru yine beraber hareket edecektir. Bunun bir kısıtlaması yok. Ama bir yanındaki elemanı seçip kaydırmak istediği anda bu işlemi yapmayacaktır. Çünkü bir yandakine izin vermişti workset sahibi. Bir sağındaki ya da bir solundaki eleman için tekrardan izin alması gerekiyor. Diğer bir iyileştirmeye bakacak olursak, o da alttaki mavi resimde görebileceğiniz üzere bir kanal ya da boru üzerinde yerleştirmiş olduğumuz damperi ya da vana gibi inline tipindeki elemanları sildiğinizde kanal ya da boru otomatik olarak yeniden birleşiyordu. Arada bu ki boşluğu kapatıyordu hatırlayacağınız üzere. Tabii bu bazı durumlarda istemeyeceğimiz bir özellik. Yani oraya ben başka bir şey koymak istiyorum diyelim. Kaldırıp silip yeniden koymak istiyorum diyelim. O kendisini otomatik olarak bağlıyordu tekrar.
İşte yeni versiyonda artık bu otomatik birleşmeyecek. Sildiğinizde orası boşluk kalacak. Eğer işte birleştirmek istiyorsanız tekrar drag yapabilirsiniz ya da trim extend komutlarıyla bunu birbirine bağlayabilirsiniz. Bunun dışında yine diğer bir iyileştirme de senkronizasyonlarda yaşanabilen bir takım problemlere çözümler getirildi. Örneğin işte bir numaralı kullanıcı modelini senkronizasyon yapmak istediğinde önce iki numaralı kullanıcının modelini senkronize etmesi gerektiğiyle alakalı bir takım hatalar çıkıyordu. Yani siz bir modeli senkronize edeceksiniz ama öncesinde diyor ki diğer kullanıcının bunu senkronize etmesi lazım. Peki diğer kullanıcıya geçiyorsunuz. O senkronize etmek istediğinde de bu sefer diyor ki birinci kullanıcı önce bunu senkronize etmesi lazım. Yani orada bir kısır döngü oluşuyordu. Böyle bir takım hatalar vardı. İşte bu noktalarda da yine iyileştirmeler yapılmış. Artık böyle bir problem karşınıza çıkmayacaktır. Biraz karışık bir konuydu. Umarım anlatabilmişimdir. Diğer bir yenilik baktığımızda PNID modellerle çalışmamızı kolaylaştıracak bir iyileştirme. Revit için PNID bağlantısı biliyorsunuz bu önceki versiyonlardan beraber gelen bir özellik. Plant3D ve Revit arasındaki iş akışını destekleyen oluşturmuş olduğunuz boru ve ekipman diyagramlarınızı BIM 360 DOCS bulut servisini kullanarak Revit içerisinde model oluşturmanıza yarayan bir özellik bu. Dediğim gibi bu önceden vardı ama hani BIM 360 Teams denen bir ürün üzerinden gerçekleşiyordu. Artık 1360 90 üzerine aldılar ve oradaki özellikleri de buraya aktardılar. Revit ile 1360 90 üzerinde Plant 3D projenizi birbirine bağladıktan sonra üzerindeki bileşenlerin listesini ve PNID diyagramınızı Revit'te görebiliyorsunuz zaten. Prosesinizi burada çizip üzerine de ekipmanları yerleştirebiliyorsunuz ve listeden eklediğiniz ya da eklemediğiniz ekipmanları takip edebiliyorsunuz. Sağ tarafta bir liste çıkıyor. Oradan takip edebiliyorsunuz. Şöyle videoda da bakın gözüküyor sağ tarafta. Buradaki her bir PNID bileşenleri yine doğru bir şekilde kullanıldığı ya da yerleşimini doğru bir şekilde yapıldığınız kontrolü açısından renklerle kodlanmış. Videoda da hani yeşil renkte gözüküyor aslında. Her biri eklediğiniz zaman hemen sağ tarafta yeşil renkte evet bu eklendi gibi söylüyor. Yani bu özelliğimiz artık 1360 üzerinde kullanılabiliyor. Evet, diğer bir yeniliğimiz yeni boru akış birimleri eklendiğini görüyoruz Revit'e. 2021 versiyonu ile birlikte borulama tarafında yani özellikle borulama tarafında akış yani de birimlerine 3 tane daha birim eklendi. Bunlar işte cubic feet per hour dediğimiz cubic feet per minute ve bizim daha çok kullanabileceğimiz litre bölü saat olmak üzere 3 tane eklenmiş. Artık projenizde ihtiyaç duyabileceğiniz birimleri bu şekilde kullanabilirsiniz. Diğer bir yeniliğimiz fabrication yani MEP'nin fabrication tarafı var bildiğiniz üzere. Bunun eklentisinin entegrasyonu ile alakalı. Revit içerisinde fabrication part araçlarını kullanarak LOD 400 seviyesine kadar modellemeler yapabiliyoruz bildiğiniz üzere. Sonrasında bunun işte CAD MEP, EST MEP, CAMDAC gibi Fabrication 2001 yani Autodesk'in üretim tarafındaki çözümdür bu. Fabrication 2021 suite'i vardır. Buradaki yazılımların tanıyacağı formata kaydedebiliyordunuz zaten bunu. Aynı zamanda Fabrication yazılımlarında üretmiş olduğunuz çizimleri de Revit'te açabiliyordunuz. Ve burada da modellemeye devam edebiliyordunuz. Tabii bunu yapabilmeniz için Revit Extension for MEP Fabrication adında bir eklenti var ve bunu kurmanız gerekiyor. Autodesk sayfasına girdiğiniz zaman kullanıcı hesabınıza burada bunu indirebilirsiniz ve çalıştırabilirsiniz. Eklenecektir Revit'in içerisine.
Bu güncellemeyle birlikte bu dosyaların import ya da export edilmesi için kullanılan menüler biraz daha standartize hale getirilmiş. Örneğin modelinizi dışarı atmak için artık file menüsündeki exportu kullanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bunu burada görebilmeniz için o eklentiyi kurmanız gerekiyor. Ya da dışarıya export edeceğiniz parçaları seçtikten sonra yukarıda kontekstüel sekmesi vardır. Bakın şu sağ alt taraftaki resimde buradaki exportu kullanabilirsiniz. Yani modelinizi aldınız, çalıştınız, sonrasında dışarıya fabrication suite'lere göndermek istiyorsunuz ki imalat yapılsın. Buradaki import ve export seçeneklerini kullanabiliyorsunuz. Orada size MAJ adında bir dosya üretecektir. Ve bu aradaki entegrasyonu bu şekilde sağlayabiliyorsunuz. Evet, bakıldığında bu MEP tarafındaki son geliştirmeydi, son özellikti. Evet, BIM destekli yapı projelerinde kullanabileceğimiz Revit yazılımının 2021 versiyonuyla gelen yeni özellikler ve geliştirmeleri ve iyileştirmelere değinmeye çalıştık bu kısa süre zarfında. Burada webinarımızın sonuna geldik. Benim aktaracaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer Autodesk ürünleriyle ilgili yazılım temini ya da eğitimi destek talepleriniz olursa ekranda görmüş olduğunuz telefon ve mail adresleri üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki webinarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.